Of, of! Ben de diyorum öyle karşıdan uzunları yakmış kim giriyor diye. Meğer o senin çevreye yaydığın ışıkmış Bahar. Ne var ya? Sen ne istiyorsun? Kötücül. Kötücül. Beğendim. Güzel. Sağ ol. Seni istiyorum Bahar. Bir tek seni istiyorum bu hayattan. Başka hiç isteyeceğim hiçbir şey kalmadı Bahar. Ama şimdi bu hayatını istersem seni vermez. O yüzden geldim anamdan isteyeceğim. İsteme. İsteme çünkü ben istemiyorum. Sebep? Tipe bak ya. Ne sebebi ya? Senin bir kere çapın şefkatin çapından daha düşük. Hadi sen sür arabanı. Sür. Ama yavaş git de toz kalkmasın buralarda. Hadi. Meymenetsiz. Annene selam. Tamam. Ulan. Kime selamın ne selamın? Çek git. Çok güzel kız ya. Çok güzel kız lan. O çok güzel. Gene şefkat dedi lan. Gelip çıktı karşıma gene ya. Allah Allah. Benim bu kızı kafalamam lazım. Kötüler zeki olur ya. Evet. Bu kızı kafalamam lazım. Hadi bakalım. Keyfi yerinde bas kadın, baksana. Ah, bir bu eksik. Bir şey mi dedin? Ha yok yok. Güzel yiyorum, eğlence. Eğlenmeye baktım. Ne güzel orada. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Bende çok manita var. Hepsi birbirine karışıyor canım. Sonra arıza çekiyor. Vallahi canım. Sekreter tutmak istiyorum ya. bizim Sanem yaşam koçu. Ona söyleyelim senin aşk hayatını şöyle bir düzene soksun. Vay ne güzel fikir ya. Hadi ya canım. Bora, sirke işine girdin herhalde. Ne diyorsun be? Hayır, suratın sirke satıyor da ondan diyorum. Sana ne ya? Sen eğlenmene baksana. Zaten ayda yılda bir kere geliyorsundur sen böyle aylara. Maalesef damsız almıyorlar. Dam dediğin İskambil'de olur kardeş. Bizde kadına kadın derler. Biz öyle senin gibi kadınları giriş kartı olarak kullanmayız. Kardeş, hanımlar bizle beraber. Yanlış olmasın, siz şöyle bir yana geçin isterseniz. Tamamdır, kusura bakma. Eyvallah, hadi iyi eğlenceler kardeş. Eyvallah. Paskal, oğlum yakışıyor mu lan sana böyle yedek kulübesinde oturmak? Hadi kızlar yalnız kaldı ya, kalk. Bayağı. Hadi gel. Bora hadi. Ya yok ben böyle iyiyim. Şefkat. Ha yok ben Ankara havasından başka oynayamıyorum ya. Thank you.
Oğlum siz ne ayaksınız lan? Hayırdır birader, bir durum mu var? Kızlar bizimle birlikte. Biri de benim kardeşim. Biz hallettik o mevzuyu, sen bak keyfine. Oğlum çıkın gidin. Hayır hayır birader. Hop 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 hop. Hop hop. Ne oluyor, ne oluyor ya? Gel yok. Arkadaşına söyle, gelmiş bize artistlik yapıyor. Hala konuşuyor. Tamam, şşt. Kardeş tamam, tamam bizde. Oğlum tamam, ben konuştum o mevzuyu, kapattım, uzatma daha fazla. El sıkışın kardeş, el sıkışın bitsin şu mevzu, hadi. Uzat kardeş elini, uzat. Hadi hadi hadi. Hadi sen de. Uzat sen de Bora. Uzat şu elini. Hadi kardeş, siz eğlenmenize bakın. Sakin. Tamam. Geç abi sen. Geç. Gel kardeş, oturak biz. Tamam. Hadi geç. Geç. Sağ ol canım, sağ ol. Buyurun hocam. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Buyurun. Cevdet Bey, burası nasıl güzel bir yerdir. Ne kadar kaliteli bir yerdir. Beğendiniz mi? Çok çok bayıldım, bayıldım. Çok kaşım. Cevdet Bey, fiyatları gördünüz. Burası ne kazık bir yerdir. Madam, lütfen. Siz buraya iş stresini atmaya geldiniz. Takmayın kafanıza böyle şeyler. Seçmeye bakın. Bakın çok güzel şeyler var. Cevdet Bey, bakınız. Zenginim diye paranızı öyle çarçur etmeyiniz sağa sola. Bugün yaptığınız gibi anlamadım sanmayın. Ne? Kızdınız mı bana? Yok. Hani kızmak çok isterdim ama... o kadar zariftiniz, o kadar kibardınız, o kadar anlayışlıydınız ki... bana kızacak bir şans bırakmadınız. Peki affettiniz mi beni? Üzatla. Müzik kutusu için verdiğiniz parayı borç olarak kabul ediyorum. Aa, lütfen. Hiç önemli değil. Bu konuyu kapatın lütfen. Tek şartım budur. Ama merak etmeyiniz. Sizin yine de bana çok büyük yardımınız dokunur. Peki. Madem öyle diyorsanız borç olsun. Tamam, ama bir şartım daha var. Neymiş? Yemek borcu. Yemek borcu mu? Böyle şeyin borcu mu olur madem? Bu geleneklerimizde var. Böyle jestlerin borcu olmaz. Ah be Cevdet Bey. Merak etmeyiniz. Ben size öyle... burası gibi böyle pahalı bir yerde yemek ısmarlamayacağım. Ben size benim evimde... kendi ellerimle hazırladığım yemekleri sunacağım. Evde yemek. O zaman memnuniyetle kabul ediyorum. Hem de olur. Buradan daha güzel olur. Okey, anlaştık o zaman. Seçelim şimdi. Siz benim yerime söyleyin. Tamam. Şimdi bakın çok güzel bir... Aslında Paskal, nasıl çaldırdın oğlum hangi arabasını? Uyuyayım, bu hep ben de yani baba ya. Valla Paskal, süper oynuyorsun. Teşekkür ederim canım, ver sana. Hadi dön, dön. Bora, artık şu surat asmayı bırakır mısın lütfen? Ya kusura bakma Esin. Ben aslında Şevkat'a uyuz oldum. Artistlik yapıyor ya. Sen anlamazsın böyle şeyleri. Şuraya bak ya, herif diskoda ne çaldırdı? Bora, bak Şevkat benim arkadaşım, aynı zamanda komşum. Onunla iyi geçinmeni istiyorum. Esin, bu konuyu kapatabilir miyiz? Olay bitti, konu da kapansın artık. Tamam? Esin, hadi sen de gel. Ay, hadi gel. 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 Çok netli bak. Geç. Hadi.
dinlemedin mi lan? Bela mı arıyorsun lan sen? Bela arıyorum lan. Çıkın lan buradan dışarı. Gel oğlum gel. Gel lan buraya. Ya ne yapıyorsunuz? Aferin Bora. Geceyi rezil ettin. Sen Esin'in partisini rezil etmek için mi geldin ya? Yeter Gizem. Bir de sen konuşma ya. Hem siz ne bekliyorsunuz? Gitsenize. Evet evet. Gidelim. Ama sen de geliyorsun. Esin bekler onları. Hadi. Siz istiyorsanız gidin kızlar. Ben Şevkat'ı bekleyeceğim. Ona bir yumruk borcum var da. Bora. Bak Şevkat'e bir şey yapmaya kalkarsan karşında beni bulursun. Lan sırık. Oğlum ne içtin lan sen? Neyin kafasını yaşıyorsun? Ben ortamı sakinleştirdikçe sen geliyorsun hır çıkarıyorsun hem de iki kere. Konuşma lan. Sen bana nasıl vurursun oğlum? Oğlum insanlara tepeden bakacağım derken alttan bıçağı yiyordun. Haberin var mı? Ya konuşma diyorum. Konuşmasın ya. Dur. Olmuyor Bora ya. Yakışmıyor sana ya. Bu gece kavga yok tamam mı? Ya bir de sen karışma Pascal. Abi siz gidin. Biz Şevkat'le kozumuzu paylaşalım. Bora yeter artık ya. Ya mahvettin bütün geceyi. Çağırdığıma çağıracağıma pişman ettin ya. Bana bak. Benle kozlarını paylaşacaksan desteden kart çalmayacaksın. Anladın? Yo anlamadım. Hile yapma. Gel kanlı ol. Tamam. Hadi Pascal. Ben kaçıyorum. Hadi gel, gel. Ben bıraktım sana. Hadi gel. Yo yo. Biz beraber geldik ya zaten. Tamam. Şey yaparsın. Hadi baba tamam. Kızlar iyi akşamlar. Güzel. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sinirlenir tabii. Vurmak zorunda mıydın? Yani gidip yumruk attın sen de. Ya kızım senin avarel orada haybeye artistlik yapacağım diye adam orada alttan bıçağı takıyordu diyorum. Sen hala bana ne anlatıyorsun ya? Ya ben gitmişim mevzu çıkmadan olayı kapatmışım. Senin sırık gelip gelip kaçıyor adamları. Ne yani sen kahramanlık yaptın. Bu arada bunu sindiremedik. Kapanmış olayı tekrar açıp kendi kahraman olmak istedi öyle mi? Ya yok ne kahramanlık mahraman. Her şeyi de merak etmeyiver ya. Sen sanatçı değil misin kızım? Sanatına odaklan. Bana raconun resmini yapabilir misin Esin onu söyle. Şevkat dalga geçme şurada ciddi ciddi konuşuyoruz ya. Gerçekten siz erkeklerin arasında böyle bir çekişme mi var? Ya onlar ergenlikte olur. Ama sonra işte biri gelir ham meyveyi dalından koparır. Sonra da işte adam olma süreci başlar. Şimdi aslında dışarıdan bakıldığında aksiyonlar benzer görünür. Ama aralarında dağlar kadar fark vardır. O dağlarda da ziyadesiyle telafat olur. Anlamadın değil mi? Adaletin yoksa delikanlı olamazsın. En fazla çakal olur. Şevkat benim kafam çok karıştı bu delikanlı lafları falan. Ben anlamıyorum hiçbir şey. Belli belli. Sen Paris'te biraz Fransız kalmışsın olaya. Burnunun ucunu göremiyorum. Şevkat söyler misin? Neyi göremiyormuşum ben burnumun ucunda? Senin o değnek benimle kozlarını paylaşıyor mayan aslında sosyete piştisinden kaçıyordu. Konuşturma beni. Sosyete piştisi ne ya? Bunu da Bora Efendi'ye sor artık. Ben de kodu yapmam. Şu ileriden sağdan aradan gir. Oradan direkt mahallede evin önüne çıkıyorsun. Ya biliyorum herhalde evimin yolunu. Allah Allah. Ondan kestirme diye ondan söylüyorum kızım. Allah Allah. İyi tamam. Yapalım dedik. Bütün gece berbat oldu ya. Aman be kızım. Dert ettiğin şeye bak ya. Yani hayat böyle.
Yani niyetle akıbet her zaman birbirini tutmuyor. Buna alışman lazım. Ayrıca bir kusurumuz olduysa da affola. Yok canım, ne kusuru? Tadımız kaçtı sadece. Kavga iyiydi yalnız. Bir de şöyle söyleme Şevkat ya. Şu düştüğümüz hallere bak. Ne varmış kızım halimizde, şükredelim. Ya en azından sağ salim evimize gelebildik. Hayır. Şimdiye bir kısmımız hastanede, bir kısmımız da nezarette olabilirdi. Ya haklısın aslında. Yani çok da şey beklememek lazım. Çünkü sonra insan hayal kırıklığına uğruyor. Ya. Ha, hayal dedim. Oradan aklıma geldi. Sana şey diyecektim ya. Hani gece tatlı bitsin diye. Söyle. Ya bu Pascal'la diskoya gitme muhabbeti benim için hep bir hayaldi. Yani bunu bana yaşattığın için teşekkür ederim. Mutlu olmana çok sevindim. Eyvallah. Yani bence sen de mutlu ol. Yani sonuçta yani hayatında böyle bir gece yaşadın mı hiç daha önce? Neyse ki yaşamadım. Da benim de mutlu olacağım bir neden var aslında. Allah Allah. İddiayı kaybettin. Bir hafta kavga edemeden dururum dedin. Daha ikinci günde kaybettin. Ben onu unutmuşsun ya da. Ama benim iddiam devam ediyor. Hadi iyi geceler. Dur bir dakika. Bu iddia burada bitmez. Bu maç berabere bitecek. Yaz buraya. Göreceğiz. Görürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zobayı kurmana yardım edeyim mi? Aklımda. Tövbe yarabbim ya. Bu da iyi alıştı. Her sabah her sabah. Bu ne ya? Esin! Buradayım, buradayım. Neredesin? Ne oluyor? Yok bir şey ya. Bunu unutmuşsun da burada. Vereyim diye çağırdım. Dalga mı geçiyorsun? Ya ben ayağını çağırmak için mi çığlık attın? Evet. Ay ne var canım, yeni bir iletişim yolu keşfettim işte. Ayrıca telefondan da daha ucuz. Aman sabah esprilerim de bek tatsız. Biraz yumurtaya da bari zihnin açılsın. Peki Graham Bell'in evladı? Yarın öbür gün başın hakikaten belaya girip de çığlık attığında kim koşacak yardımına? He? Kontinental kahvaltı, portakal suyu. Amerika Birleşik Devletleri ya burada. Tövbe yarabbim. Adam haklı. Ne yaptım ben ya? Gördünüz mü lan? Ev burası. 20 numara. Şirin bir ev. Her şeyi anladınız mı gıdıklar? Anladık abi. Anladık abi, anladık. Anlaşılmayacak bir şey yok ki zaten. Yılların film türü. Biz kıza saldıracağız. Sen de gelip kızı kurtaracaksın. Klişe yani. Ama klişeler işe yarar ha. Aferin lan. Aferin. Türk ne? Şimdi şöyle... Herkes. Çok önemli bir husus var. Kıza zarar gelmeyecek. Eğer kıza zarar gelirse sizin o kalın bağırsağınız söker. Tropikada'ya yeni gelmiş turist gibi boynunuza dolarım. Dolar. Dolarım. Dolar. Ya niye böyle yapıyorsunuz canlar? Olmaz ki böyle çocuklar ya. Barış, sevgi, kardeşlik. Ya kardeş, kavga ediyorlarmış biliyor musun? Ben de geldim. Ne yapayım? Barıştırayım dedim ya. Kötü mü yaptık yani? Hadi öpüşün. Öpüşün. Öpüş bakayım. Ha? Aferin ya, aferin ya. Ne güzel çocuklarsınız. Niye kavga ediyorsunuz? Öyle değil mi arkadaş? Allah yolunu açık etsin canım benim. Ne güzel adam, ne güzel adam. Şöyle çekil lan. Yere git lan. Allah Allah. Şimdi mürettebat at. Herkes yerine. Ben de burada hareket edeyim. Tamam mı? Kızın çığlığını duyar duymaz. Ayrıl ondan. Hmm.
kapının önüne oturdular ya. Allah'ım yarabbim ya. Ya hayvan ya bunlar. Çay da güzelmiş ya. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Selam aleyküm selam. Aleyküm selam. Hava güzel ha. Çaycı bir çay ver bakayım. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz la? Ha? İyiyiz la şey var, otursana la. Yok, oturmayayım. Böyle iyi. Otur otur la. İki sohbet edek la. Şevuş, hoş geldin canım. Çay mı istedin? Çay istedim canım. Her şeyin bir bedeli var. Çay istiyorsan al bakayım şunu şöyle. Semtteki bütün borçları topla gel. Al bakayım, hadi. Borçlar mı istiyorsun? Askıya gerek yok ya. Ben sana hemen vereyim borçları. Lan, lan, lan! Oğlum! Lan, getirdim borçları. Lan. Şimdi ben üçünüzü şöyle bir kafa kafaya tokuşturup bakacağım. Boş musunuz, dolu musunuz? Çıkan sese göre. Şevkat, ne biçim konuşuyorsun kardeşim ya? Canım kardeşim, iddia ne olacak ya? Çok üzüleceksiniz ama dün gece elim bir kaza sonucu ben o iddiayı kaybettim ya lan. Yani şimdi o benim deftere aldığım randevularınızı mecburen öne çekmek durumundayız. Şevkatçiğim, canım kardeşim benim. Gerçekten her şeyi çok yanlış anlamışsın. Şiddete hayır. Bu şekilde bir yere varamayız. Harbiden bak. Çok şükür. Tamam. Elimi indirdim. Sakin ol. Ama olmaz yani değil mi? Değil mi kardeşim? Ne oldu la az önce? Şevoş mevoş diyordun. Bir anda şefkat oldu ha? Ne oldu la? Tamam kardeşim. Tamam sıkıntı yok. Ben kırdım. Ben halledeceğim. Şimdi bir çay getir bana. Kazım, kazım diyor. Hadi, hadi. Yürü lan. Ya, yapma ya. Allah Allah. Ya. Kaç, kaç. Kaç lan, kaç. Müşteri gelmiş bana bak. Ne şey lan, manyak. Çay getir lan bana, Selo. Çıktı kız. Çok güzel kız ya. Taz biliyor musun? Hayırdır? Ne haber güzel? Şov başlıyor. Tabii ki ben ya. Senin kurtarıcın yani? Olacağım. Sen de benim olacaksın. Ben olacağım Ercan dayı. Kahraman olunmaz. Kahraman yaratılır. Kaçma. Ustam canım ustam ya. Bu kadar yetmez be lütfen ya. Yetmez koçum. Biraz daha kal orada ama amokaya çiğnem bizim kızlarla falan güzel güzel kanka olur. Çünkü bu hayvanlar kankalık olayına çok önem veriyorlar. Kal ki bir daha ustana nasıl davranmaman gerektiğini anla. Tamam. Peki sen bilirsin ustam. Ben bilirim tabii aslanım. Sen ustana güven. Bakalım. Üzeyir. Tamam. Kazım. Tamam. Selo'nun bir seansı daha var. Şevkat! Allah belanı versin. Yine mi sen lan? Bozgur Bey'le ne zaman konuşacak? Tezeneyi ne zaman isteyeceğim baba? Tamam lan. Konuşacağım Bozgur Usta'yla. Ama önce şu hesabımızı kapatalım istersen İsmail. Kaderimse çekerim. Çekeceksin, çekeceksin tabii. Sen hiç merak etme İsmail'cim. Sen öyle kuru kuru dövmeyeceğim. Seni ben çok güzel yumurta terbiyeli döveceğim. Çok güzel yumurta terbiyeli döveceğim. Ulan lan! Ulan sen! Dur! Ne oldu Bahar? Hayrola? Ne oldu? Hayvan ihlal! Ekstra bir şey yok. Rutin. Onlar turlamak istediler. Ben de kendi eksenleri etrafında turlattım. Oh! Sana ne oluyor? Ha. Ama önce ben turlatsaydım onları ya. Ne gerek var sana ya? Hadi, hadi. Gel hele peşimden. Ben o zaman burada bekleyeyim. Daha kalabalık malabalık gelirler. Bekleme de burada yürü. Oo Şevkat, buyur gel. Yok, hiç girmeyeyim Bozkır Usta Saç'ın ayakkabıları falan çıkartmayayım. Benimki klasik, hani müsait olduğunuz bir zaman kızınızı istemeye gelelim mi muhabbeti? Gelmeyin Şevkat. Ya usta öyle deme, bir gelelim en azından şansımızı deneyelim. Hiç olmazsa şu aday adayı olma sürecini bir başlatalım. Yok Şevkat, yok. Bende o becerikse verecek kız yok kardeşim. Ya öyle diyorsun da, valla sen aşıksan o senden aşık Bozkır Usta. Nasıl ya? E tabi, bırak. İki dudağın arasına iğne koyup söylemeyi, vallahi çuvalda koyup söyler. Değme aşağı taş çıkarır. Yok şu, bu İsmail. Ya bizim İsmail, bizim salak İsmail. Allah Allah. Bak ne diyorum biliyor musun? Gel,
Bizim kahvenin önünde şöyle ikiniz karşılıklı oturun. Alın bağlamaları elinize. Bir aşık atışması yapın. Sen kazanırsan kız mevzunu kapatıyoruz. Ama İsmail kazanırsa geliyoruz istemeye. Ne diyorsun? Bak bana bunlarla gel. Tamam. Ya ben onu var ya bağlama diye çalarım. Hem de mızrapsız. Tamam kabul. Tamam. Ben gidip haber vereyim o zaman. Söyle. Tamam abi. Hadi iyi günler. Tamam. Vallahi büyüksün Şevkat. Sen bu aşık atışması işini icat etmeseydin var ya, benim hiç şansım olmayacaktı. Oğlum senin hala şansın yok ki. Ama sen öyleymiş gibi yaşıyorsun işte. Evet abiler, ablalar. Kaybedenler kazananlara çay ısmarlıyor. Tahminleri alayım. Oh ne güzelmiş la. Her türlü çayı halka yeteliyorsun, parayı yine sen kaldırıyorsun. Kazan, kazan durum Şevkat. Win, win. O kazan da boşuna kaynamıyor yani sonuç olarak. Sen çay kazanıyorsun, dükkan para. Anlatabiliyor muyum? Evet, tahminler alayım. Buyurun dinliyorum. Bozkır. Eyvallah. Evet, bir bozkır daha. İsmail. Evet, İsmail'e. Bozkır usta. Bir bozkır daha geldi. İsmail diyorum. İsmail de kazanabilir beyler. Tabii İsmail be ya. Genç çocuk desteklerim ya. Kız diyeceğiz sonuçta. İsmail alır. İsmail alır. 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 Usta geldi, usta geldi. Usta geldi. Evet Şevkatçiğim, senin tahminini alayım. Ya şu manzaraya bakınca kimin kazanacağı apaçık belli şimdi. Aslansın Şevkat. Bak göreceğin, yüzün kara çıkarmayacağım. Ya tabii ki bozkır usta diyorum. Bu dünkü bebeği vallahi mızrap diye sazına vurur ya. Başlayalım artık aşık. Estağfurullah usta. Ne demişler? Su küçüğün, söz büyüğün. Aferin lan. İyi, ben başlayayım da sen de akşama kız istemenin üzerine böyle bir soğuk su içersin. Gün be gün aşındırma be kapımı. Kafamda kıracağım sazın sapını. Ben de sana verecek kız yok oğlum. Bak göstertme en agresif yapımı. Ben de sana verecek kız yok oğlum. Bak göstertme en agresif yapımı. Ver kızını şu divane gezene. Havalar soğuk bak üşümedin mi? Yiyeceğin dayağı hiç düşünmedin mi? Tezenenin etrafında dolanıp her seferde kendin kaşınmadın mı? Tezenenin etrafında dolanıp her seferde kendin kaşınmadın mı? İşte bu! İşte bu! Dayaktan morarsan da etleri, korkudan koparsan da ötleri, ötleri. Vermezsen bana tezeneyi,
yayarım zalim baba kepsleri. Yeter bak İsmail, haddini aşma. Dur dedim sabrıma taşma ha taşma. Zor veririm sana kızı İsmail. Sonra alamadım diye gelip de şaşma. Zor veririm sana kızı İsmail. Sonra alamadım diye gelip de şaşma. Oğlum gitsene lan. Apıştı kaldı bizimki yine be ya. Bakamayacağım ben. Başla hadi. Başla. Başla hadi. Ayaklarım her görüşte tezene, çok kıymatlı teninin her gözene, gözene. Eh nazından izin ver, istemeye gelelim. Aşık İsmail ayarlasın tüm düzeni. Usta, o zaman akşam geliyoruz herhalde. Gelin lan. Başardık Şevkat. Başardık Şevkat kardeşim. Tamam la tamam. Şş, oğlum dur tamam sakin ol la. Git hadi şey için isteme için falan bir hazırlık yap. Hadi. Tamam. Hadi arkadaşlar. Herkes hemen sandalyesini ben aldı ben yere ya. Koysun artık. Ne balık adamsın. Çözdün lan mevzuyu. Hayırlı olsun. Ya Emanet sen kravat bağlamayı biliyor musun? Şevkat, konuşmasan tanımayacaktım. Bu kılık ne böyle? Ya şimdi dalga geçmenin sırası değil. Biliyor mu bilmiyor mu onu söyle. Biliyorum biliyorum gel. Ayrıca neden dalga geçeyim? Takım elbise yakışmış. Açmış seni. Vallahi. Sen kravat bağlamayı bilmiyor musun? Ya ben kravatla... Lisede ayrıldım. Gerçi o zaman da pek takmıyordum. Ceketin cebinde duruyordu. Bunu da lise ceketinin cebinden buldum, çıkardım. Nereye gidiyorsun sen böyle? Ya İsmail'i kız... istemeye gidiyorum. Ya ben çok merak ediyorum aslında böyle kız isteme törenlerini falan. Yani seni de kız isterken görmek isterdim. Vallahi aslında araya bir tane çiçek serpsek hiç fena olmaz yani. Yani sen de gel mi diyorsun şimdi? Vallahi istiyorsan gel. Eline sağlık. Esin.
Esin ne yaptın? Hazırlanıyorum, bekle 2 dakika. Vay arkadaş, bizimki dünden razıymış ya lan. Bugünden itibaren Bozkır Bey hava sıcaklığı 3'er derece düşüyor. 15-12 ve nem oranı %77 artıyor. Ya kardeşim, siz buraya kız istemeye mi geldiniz? Hava durumu sunmaya mı ya? Bozkır fena bozdu aga. Vallahi. Hakkı bir gol bir ha. Oho. Efendim, hava durumunuz bittiyse kızı bir an önce isteyin, havanızı alın. Lafa gir lafa. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Ya ben zaten bugün sana kapıda anlattım ya, biliyorsunuz zaten mevzuyu. Tamam, yani beni konuşturmayın şimdi boşuna. İsmail kızınız Tezene'yi görmüş, çok sevmiş. Ama Tezene de İsmail'e karşı boş değil be ya. Ben görüyorum sağda solda böyle hafif cibeleklenmeler, bir kırıtmalar, bir şırıtmalar, ondan sonra kuyruk sallamalar. Vallahi hoş demesek kitlenecekler. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Cumala. Ya bu cumada olacak işi olmayacak hale getirecek ha. Yani efendim Cuma Bey demek istiyor ki gençler karşılıklı olarak birbirlerini görmüşler, çok sevmişler. Bir de ben patavatsızın bayrak tutanıyım. Ben ne söylediğimi kulağım duymaz. Bayrağı anlayış gösterin de diye de ekliyor aynı zamanda. Zaten İsmail ve Tezene'nin birbirlerini sevdikleri çok açık ortada değil mi? Saf, temiz duygularla. Tamam, elmasım. Ay ne demezsiniz, ne demezsiniz. Evet. Efendim, ne kadar güzel söylemiş şair. Dünyada diyor, aşktan diyor daha güzel bir şey var mı diyor. Şimdi bu arkadaşlar da birbirlerine aşık olmuş, sevmişler ve evlenmek istiyorlar. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yok acı. Şefkat, araya bir anekdot sokacağım. Sokma şimdi. Gencin biri çölde filozofa sormuş. Ben evlenmek istiyorum, ne tavsiye edersin diye. Filozof demiş ki, evlensen de pişman olacaksın, evlenmesen de. Ne demek şimdi o? Hiçbir şey anlamadım ben. Oğlum lan, bu gerizekalı Nikola diyor ya. Onlar bu kızı isteyecek mi istemeyecekler mi? Ben anlamadım ki aga ya. Oğlum aga maga, bırak şu ağzını, vururum bak ağzının ortasına ha. Efendim, siz Niko'ya bakmayın. O ne dediğini kendi de anlayamıyor. Niko haklı bayağı yengem. Vallahi evlilik kaşkı öldürür derler. Şefkat, ne yapıyor bu ya? Ne yapacak? Kendi kalesine gol atıyor işte. Ya siz Cuma'nın kusuruna bakmayın. Bu Cuma'nın şu dünyada anlamadığı 2 tane şey var. Biri tesisat işi, öbürü de evlilik. Ne alakası var be ya? Allah Allah, ben Bozkır Bey sürekli İsmail'i ırpalıyor. Madem ona acı çektirmek istiyorsun, ver kızı da görsün en nihayetinde be. Ay çok mu komik Bozkır Bey? Haklısın kardeşim, komik bir şey değil ama yerinde bir laf. Kahve? Kahve değil mi? Adettendir. Aferin kız emanet. Tam zamanında girdin kademeye. Vur, uzaklaştır defanstan topu. Bir acı kahvenizi içeriz artık. Hadi kızım, sen kahveleri pişir. Tabii anneciğim, ben hemen hallediyorum. Kızımız da maşallah, ne kadar güzel. Maşallah, maşallah. Şefkat, istesene kızı. Tamam, şu kahve faslı bitsin, isteyeceğiz, acele etme. Cuma her şeyi berbat etmezse tabii. Heyecan mı yaptın lan sen? Efendim, insanoğlu evlenen bir canlı. Yani felsefik olarak. Sadece felsefik olarak bakmayacaksın Niko olaya ya. Bilimsel de bakacaksın. Evet. Nasıl yani? Şimdi efendim şöyle anlatayım ben size. Hani böyle ilaç yapıyorlar ya, insanlara bu ilaç iyi mi geliyor, onları zehirliyor mu diye. Önce böyle bir ne bileyim bir fareler üstünde, tavşanlar üstünde bir deney yapıyorlar ya. Yani... Sen bu konunun sonunu bir abuk subuk bir yere bağla da bak ben senin üstünde neler deniyorum.
Yok be ya, tamamen bilimsel olarak yaklaşıyorum ben olaya. Diyorum ki o zaman evlilik konusunda da biz bir deney yapalım. Yani fareleri bir şeye koyalım, deneyelim onlara bir bakalım, gözlemleyelim. Acaba fareler birbirlerini dişliyorlar mı, fişliyorlar mı? O yüzden de bakalım ona evliliği görelim. Eğer riskleri varsa evlilik yasaklarsın veya gündüz programlarına baksana. Emanet. Ben şuradan şöyle Cuma'ya bir aşırtma tekme çalsam şimdi burada ayıp olur mu ya? Ayıp olacak, ayıp olur. Ne olur rezil etme. Tamam. Hayırlı olsun kardeşim. Çok sağ olun, teşekkürler. Bu ne kızım, kahveleri sen pişirmedin mi? Ne yapayım anneciğim, çok kalabalık diye ben de kahveden söyledim. Tek tek yapamam. Olur mu öyle şey be ya? Selami istemeye mi geldik biz buraya? Kimi istiyorsak kahveyi o yapacak. Eline sağlık demler teneke. Şevkat, bak ortam iyice fantastik bir hale gelmeye başladı. Bir an önce iste şu kızı. Sağ ol kızım. Efendim, Bozkır abi, Gülperi yenge. Şimdi sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Tezene'yi oğlumuz İsmail'e istiyoruz. Oh be, sonunda. Babacığım ne duruyorsun? Versene. Kızım sık boğaz etme babanı. Anneciğim yalnız her geçen saniye benim evde kalmama işliyor yani. Şimdi Şevkatçığım, kızı izlediniz tamam. Ama yani kendisinden hiç haz etmesem de Cuma Usta doğru şeyler söyledi yani. Ne? Çok teşekkür ederim. Ben de sizden çok haz etmiyorum ama başım gırdım üstüne. Ya. Şimdi siz Cuma'nın kusuruna bakmayın. Bu elektroşok aletleriyle falan çok oynuyor biliyor musun? Ondan dolayı çarpıldı marpıldı, bunun beyni yandı biraz. Tabii tabii tabii. Ayrıca söyledikleri şeyler hiç mantıklı değil değil mi? Yok yok bak işte. Cuma Usta gerçekten doğru şeyler söyledi. Evlilik sadece aşkı değil, insanı öldürüyor yahu. Hadi buyur. Allah Allah. Ne demek yani şimdi Bozkır? Bizim evliliğimiz seni öldürüyor mu? Yengeciğim siz de keşke böyle kovaylar üstünde bir deney yapsaydınız bak adamcağıza. Ya Gülperi. Ben sana aşıktım ve ne güzel türküler yakıyordum, neler söylüyordum. Ya evlendik, ne oldu? Ya bir tane türkü yakamadım ya. Neymiş? Evlilik beni öldürmüş. Ya ruhumu öldürmüş ya. Aman canım, dert ettiğin kişiye bak Bozkır abi. Aha yenge burada, aha bağlama orada. Canın sıkıldıkça alırsın bağlamayı, vurursun sazın telge ya. Yakarsın yine ya. Biz de yardımcı oluruz. Ya yok, yakamam artık. Evlilik beni öldürmüş ya. Ruhum öldürmüş. Ya! Öyle mi Bozkır? Annem gözünü seveyim otur. Otur anneciğim hadi gel. Gel. Ah Temo. Evlilik fırtınalı bir denizse bekarlık da bulanı bir bataklıktır. Yani fırtınalı deniz insanı canlı tutar ama bulanık bataklıkta yok olur ölür. O yüzden de... Ya fırtınalı denizde daha kolay boğulursun ya. Öyle mi? Demek benle evlendiğin için pişman mısın? Değildir, değildir. Hem de nasıl pişmanım. Keşke evlenmeseydim be. Şimdi ne güzel türküler yakardım. Ya baba ya. Öyle mi? Demek pişmansın. O zaman yarından tezi yok, boşanıyoruz madem pişmansın. Boşanıyoruz lan. Nasıl? Bitirdin mi herif evliliği? Ne oluyor lan? Yapmayın. Mazlum, gönlü de zengin. Yaz
Yazdırsa mazlum gönlü gezenin, İçimizden bir güzel abi. Yazdırsa mazlum gönlü gezenin, İçimizden bir güzel abi. İşte adalet bekçisi, işte çekemez kapısı. Sevdası mahallesi geçmez selam sahalesi. Kötüsü ve iyisi reflex bin kat gelir bak. Dikkat delikanlı şefkat yerinde. Yazdırsa mazlum gönlü de zengin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.